Neler yapıyor burada yahu? Gastofontolos otornos. Yani ben burada bir şey bulamıyorum. Burada hiçbir şey yok. Ver bakayım. Dersen beceremezsin. Ben de bakayım. Burada olması mümkün değil. Şuraya bakalım. Onlara baktım ben. Ay sıkıldım bunlardan. Dudu, neler oluyor burada? Ay merak etme. Sihir yapmıyorum. Eda'nın başına bir şey gelmiş. Sebebini araştırıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu Eda'ya? Ya şimdi biz oturuyorduk, televizyon döndü. Evet, şimdi Firuze abla ne yapıyor ona bakalım. Toprak, ne istiyorsun zavallı kadından? Lütfen artık insanlarla uğraşma. Rahat bırak. Ne? Bırakmayacağım. Acaba ona ne yapsam? Bence hiçbir şey yapma. Bu çok kötü bir oyun. Bırak artık bunu lütfen. Faniler korkmak için film seyrediyorlar. Ben korkutunca niye kötü oluyor? Çünkü sen gerçekten korkutuyorsun. Filmler adı üstünde. Sadece film. Tamam, tamam. Bu son. Hadi gel. İçeri mi? Evet. Çocuklar yok. Bütün bu olup bitenler tesadüf olamaz. Tabii ki olamaz. Yani Eda'nın evinde olanlar, benim kafede olanlar bunlar tesadüf değil. Hey Romalılar, acaba sizin alemde sizden başkaları da mı var? Belki de tanıdığımız biri bize çok kötü bir şaka yapıyor. Çünkü bu konuda en ufak bir bilgi yok bu kitaplarda. Kızlar, Periliçe'ye haber vermeden biz kendimiz bir baksak mı? Bakalım dünden bugüne neler olmuş? Bence bu fevkalade bir fikir. Sihirli ayna bize gösterir. Ay, hadi gelin. Evet. Aman çok şükür aynaya bakmayı akıl ettiler. Ay anne bu çalışmıyor. Bozulmuş. Benim odamdan bakalım hadi gelin. Hadi. Beceriksiz periler bir halt bulamadılar. Bari ben araştırayım bir parça burada. Kızım mercimeği alıp aşağı inip. Sakin olun Betüş. Eda'yı tut. Neler olduğunu öğrensek hiç fena olmayacak. Çok korktum. Gidelim hadi. Dur bir de onu uçurayım. Hayır yeter artık Toprak. Tamam o zaman gidip babamlarla eğlenelim. Kendini eğlendirmek için insanlara zarar veriyorsun. Yeter dedim Toprak. Şimdi buradan anneannenin şatosuna geri gidiyoruz. Yürü hadi. Ya. Eğer gelmezsen bir daha yüzümü göremezsin. Üf. Olamaz. Bizi korkutan Toprak'mış. Bizi de. Kendini ve oyuncağını kopyalayan da Toprak'mış. Habere ne olsun Eda? Kızın çok fena ceza alacak. Burada. Sen var ya sen bittin. Seni parçalayacağım yemin ediyorum. Perihan teyze bunun eti senin kemiği benim. Ne yaparsan yap. Vereceğin her cezaya ben razıyım. Gördün mü? Herkes her şeyi öğrenmiş. Sana söylemiştim. Açıklayabilirim.
Açıklanamaz şeyler yapmışsın Toprak. Utanmaz seni. Arlanmaz. Tamam Eda'cığım. Ben kafeye gidip herkesi eski haline getireyim. Ha, sen de Yavuz'un çocuğun yokluğunu anlamaması için Toprak'ın kopyasını al eve götür. Ha, bu arada yüzünü değiştirmeyi unutma, olur mu? Sana gelince Toprak. Bir hafta anneannenin şatosunda bir fanusun içinde deniz atı olarak yaşamını sürdüreceksin. Olamaz. Olacak. Hiçbir kötülük cezasız kalamaz Toprak Hanım.